Bu bölümde cem yani çoğul konusunu el alacağız. E, Arapça'da bu e, çoğul yerine cem ile ifade edilmekte. Ve e, karşımıza üç şekli çıkmakta. cem müzekker salim, cem-i salim ve cem-i mükesser. Türkçe'de cem, lar, ler ikiyle, e, ifade edilir. Okul, okullar, kitap, kitaplar, mümin, müminler gibi. Ama... Arapça'da e, üç farklı görünüm karşımıza çıkmakta. Mesela mümin, erkek mümin. Bunun çoğulu müminune şeklinde geliyor. E, muhanneslerle alakalı müminat olarak geliyor. Bir de mükesser cem, cemi mükesser. Burada belli bir kural yok. E, çok farklı kalıplarda. E, mesela şecaratun ağaç demektir. E, bunun çoğulu eşcar gelir. Cebelün dağ demektir cibal, dağlar anlamındadır. Bunların her, her birini Kur'an'dan örneklerle göreceğiz. Önce cem Müzekker Salim. Mesela Müslim kelimesi Müslümun merfu halde Müslümune şeklinde çoğul yapılır. Mansuf ve mecrur halde ise Müslimine şeklinde gelir. Türkçe'de bunun Belki karşılığını tam göremediğimizden anlamak zor olabiliyor. Bilmemiz gereken şu. E, Müslim kelimesi Cemi e, Müzekker Salim halinde iki şekilde karşımıza çıkacaktır. Ya Müslimune ya Müslimine. Nerede Müslimune geliyor? İşte fail olma durumu e, veya merfu olduğu durumlar var. E, Mükteda da olduğu gibi. E, merfu haldeyken müslümune geliyor. Ama bunu mansup veya mejur yaptığımızda, mesela mansup yapmak ra el müslimine diyorum. Müslümanları gördüm. Sellemtu alel müslimine Müslümanlara selam verdim. Bu iki e, örnekte birinde meful olduğu için müslümine oldu. Diğerinde de harfi cerden dolayı yine müslümine oldu. Müslimune olması ise hâulâi muslimûne işte şunlar müslümanlardır bu şekilde kullanmaktayız Kur'an-ı Kerim'de konunun çok örneklerini rahatlıkla görebilmekteyiz Mesela <hânt -i> vel mü'minûne vel <-mu'minâtu> mü'min erkek müminler mü'minât kadın müminler <laughs> Ba'duhum evliyâu ba'd, birbirlerinin dostlarıdırlar Burada müpteda olduğundan dolayı mü'minune oldu. Ama alttaki örnekte mü'minine olacak. Neden? Başında harfi cer var. Harfi cer kendisinden sonra geleni mecrur yapıyor. Cemmi Müzekker Salimler'de bunun alameti ye'nun ile mecrur olmasıdır. İşte vestavfirli zembik günahın için istiğfar et peygamberimize hitap vel erkek müminler vel ve kadın müminler içinde yani ey peygamber hem kendi günahın hem de e, erkek kadın müminlerin günahı için istiğfar et. Diğer ayette ne şeklinde görmekteyiz. İnname'el ne müminler ancak ihvatun kardeştir. Burada minuneyi etkileyen herhangi bir amil olmadığından müminuna geldi. Ama inne gelmiş olsaydı innel müminine olacaktı Çünkü inne kendisinden sonra gelen ismi nasip eder ve o zaman müminine haline gelir bu. Bu ayette üç tane cemimi müzekker Salim görmekteyiz, ve نُرْسِلُ nursilul allah Allahu Teala diyor ki e, cem sıyasıyla azametiyle biz elçileri göndermeyiz illa mubeşşirine ve ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Yani biz elçileri, rasulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı kimseler olarak göndeririz. Burada murselin rasul kelimesinden gelir. Rasul elçi demektir mübeşşir, beşaret, müjde oradan geliyor, müjdeleyenler. Münzir, inzar, uyarmak demektir. Münzirin uyaranlar. Biz elçileri, rasulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Bu ayet diğer sayfada da devam edecek. Burada bol miktarda cem'i müzekker salim ve devamında Cem-i salim şeklinde beraber kullanılmış. Her ikisini beraberce görebileceğiz. <tune voice> İnnel müslimine erkek müslümanlar, vel müslimet kadın müslümanlar. İnneden dolayı müslimine, müslimeti olmuş. Vel mü'minine vel mü'minati erkek müminler, kadın müminler. Vel ganitine vel ganitati itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar. Ve sadıkıyna ve sadıkat. Sadık erkekler, sadık kadınlar. Ve sabirin, sabreden erkekler. Ve sabirat, sabreden kadınlar. Ve haşi'in, huşu duyan, Allah'a derinden saygı duyan erkekler. Ve haşi'at, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar. Ayetin devamı. Ve mutasaddıkıyın, sadaka veren erkekler. Ve mutasaddıkat, sadaka veren kadınlar. Ve saimin ve saimet oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Saim oruçlu demek. Vel hafizin <Sessizlik> furucahum ırzlarını koruyan erkekler. Vel hafizat <Sessizlik> ırzlarını koruyan kadınlar. Ve zâkirin <Sessizlik> Allah'a kethira Allah'ı çokça zikreden erkekler. Ve <Sessizlik> zâkirat çokça zikreden kadınlar. İşte bütün bunlarla alakalı genel bir hüküm. E addallahu lahum Allah onlara hazırladı. Mağfireten bir mağfiret ve ecran azime çok büyük bir ecir, çok büyük bir mükafat hazırlamıştır. Burada da e, Cem-i Müzekker Salim ard arda kullanılmış. Allahu Teala kamil müminlerin bir nevi özelliklerini anlatıyor ve diyor ki ne? onlar tevbeden kimselerdir. teip tevbeden gelir, tevbe edenler. El ne? olan, ibadet eden kimselerdir. El hamidune hamd eden kimselerdir. Es ne? Allah yolunda seyahat eden kimselerdir. Yani saihun seyahat. Er rakiun rükü eden kimselerdir. Es secidun secde eden kimselerdir el amiruna amir Türkçe'de amir olarak bunu kullanırız. Amir amirun emredenler bil marufi e, iyiliği emreden ve nehyedenler anil munker, kötülükten. İyiliği emredip kötülükten nehyeden kimselerdir. vel hafizuna li hududille, Allah'ın sınırlarını koruyan yani Allah'ın koyduğu yasaklara riayet eden kimselerdir. ve beşiril mu'minin müminleri müjdele. Yani bir müminde bu özellikler varsa tevbe ediyor, ibadet ediyor, hamd ediyor, Allah yolunda seyahat ediyor, rükuda bulunuyor, secde yapıyor, iyiliği emredip kötülüğü nehyediyor, Allah'ın korduğu Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ediyor. Böyle olanları, böyle olan müminleri müjdele. Kısa surelerden kafirun suresinin başında şöyle geçmekte. Kul ya eyyuhel kafirun de ki, ey kafirler. Tabi devamı var. Orayı geçiyorum. Ve devamı devamındaki yer alan kısımda başka bir bölümden aldığımız ayet. Burada el kafirin olacak. Neden? Meful durumunda olduğundan dolayı. La yettehiz edinmesin. El mu'minune mü'minler. Burada mü'minuna fail, fail olduğu için mu'minuna geldi. Kimi edinmesin? El kafirine kafirleri. İşte meful olduğundan kafirine oldu. Evliya'e dostlar edinmesin. Min il mu'minin mü'minleri bırakıp da. Yani mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Mekir. Yani Allah onların tuzağını kendi başlarına geçirir gibi. Vallahu hayrul mekirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. En hayırlısıyla neticeye vardırır. Burada mekirin hayru izafet durumundan dolayı e, oluyor. Mekirin kelimesi mecrur oluyor. Bundan dolayı da makiruna demiyoruz, makirina diyoruz. Bunlar tıpkı Türkçede okula gittim. Orada okula a ile telaffuz ediyoruz ama okulu gördüm. Orada u ile telaffuz ediyoruz. Ama e, diyelim ki okuldan geldim. Okula geldim olmuyor. Bunlar gibi yani gramer olarak böyle bir bağlantı kurabiliriz. Bunu ifade ettikten sonra diğer cem şekline geçebiliriz. Diğer cem şekli cemü müennes salim. Bu da kadınlar veya işte müennes olarak kabul edilen kelimelerin kurallı bir şekilde çoğul yapılması. Mesela müslim kelimesi kurallı bir şekilde müslimat olarak çoğul yapılıyor. Hareke olarak merfu halde ötreli olur. Mesela derim ki Hâulâi müslimâtun şunlar Müslüman kadınlar. Ötreli ve mansu evet mansup ve mecrur halde ise esreli okunur. O da ne gibi? Ra'eytu müslimâtin Müslüman kadınları gördüm. Sellem tale müslimâtin Müslüman kadınlara selam verdim. Ra'eytu dedikten sonra meful olduğundan dolayı müslimâtin geliyor. Diğerinde de sellemtu ala derken ala harfi cerdir. Harfi cerden dolayı Müslimetin geliyor. İsmin sonunda müenneslik ta'sı varsa kaldırılır. Mesela Cennetün kelimesi çoğul olarak cennat şeklinde gelir. Sondaki kapalı t açık t haline geliyor. Ya eyyühellezine amenuh ey iman edenler. İza ca'akumul mu'minatu Mümine kadınlar geldiğinde size geldiğinde muhaciratin muhacire olarak. Bakın burada mu'minatu muhaciratin iki harekeyi de görmekteyiz. Mu'minatu neden dolayı ca'enin e, faili olmasından fail merfudur. Bundan dolayı mu'minatu geldi. Ama muhaciratin e, hal onların durumunu bildirir. Mansuptur. Mansup olunca da muhaciratun değildir. Muhaciratin olarak gelir. İşte mümin kadınlar muhacire olarak size geldiklerinde femtehinuhunne onları imtihan edin. Femtehinu fe evvel ile alakalı imtehinu imtihan hemen hemen imtihan kelime içinde kendini göstermekte. Onları imtihan edin. Yani samimi mümin mi değil mi? Yoksa ajan olarak mı geldi? Durumlarına bir bakın. vâdallâhul <laughs> mu'minine Allah müminlere vaad etti. Bakın müminîne bir önceki kısımda gördük. Bir önceki derken yani Cem'in e, müzekker halinde biraz önce gördük. Vâde <laughs> fiil Allahu fail. Allah vaad etti. El müminine müminlere vaad etti. Burada e, meful durumda olduğundan müminine okuyoruz. Ama he ulai diyecektik. Bunlar müminlerdir. Orada vav nun ile çoğul yapılacaktı. Burada e, mansup olduğu için müminine geldi. Vel müminati atıf yoluyla bu da mansuptur e, meful durumundadır. Bundan dolayı müminati geldi. Allah müminlere vaat etti. Neyi vaat etti? Cennatin cennetleri vaat etti. Cennatin e, bu da meful durumunda olduğundan cennatin geldi. Tecri akar min tahtiyelen haru altlarından nehirler. Allah erkek ve kadın müminlere ağaçların altlarından nehirler akan cennetler vaat etti. Buradan Cem-i geçiyorum. Cem-i Mükesser, bunun kuralı yok. Çok farklı kalıplarda karşımıza çıkabilir. Mesela kitap, çoğul olarak kütüp geliyor. Mesela kütüb-i İslamiye denilir. İslami kitaplar. Cebel, dağ ve bunun çoğulu cibal geliyor, dağlar. Alim, ilim sahibi kişi. Bunun e, cemim keser olarak alimune e, bu e, normal cem şekli ama ulema şeklinde gelirse cemim keser olarak geliyor. Kuralı yok ulema olarak gelmekte. Bint kız demek, benat kızlar, menzil ev demek, menazil menziller evler, kafir malum, kafirin şeklinde çoğulu yaparsak kurallı. Yani e, cemim zekar salim kalıbı oluyor. Ama bu küffar olarak da çoğulu yapılabilir. Kefara olarak da çoğulu yapılabilir. En azından dindar kesim kefara kelimesini bilir. Kafirler anlamında. Ve küffar e, bu da yine İslami eserlerde sıkça geçen kelimelerden birisidir. Bunun Bunların örneklerini göreceğiz. Küllün Hepsi amene iman ettim. Billahi Allah'a ve melaiketihi onun meleklerine melek, melaike çoğul. Kütübihi onun kitaplarına kitap, kütüp. Ve rusulihi rasul, cemim keser şekli rusul. Yani hepsi Allah'a, onun meleklerine kitaplarına, peygamberlerine Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman ettim. Burada üç tane cem görmekteyiz. <laughs> Alttaki ayette Allahu Teala arının durumunu bize anlatıyor. Ve evha rabbuke ila nahli Rabbin bal arısına vahyetti. En şunu ittahizi edin minel cibali dağlardan. Cebel dağ, cibal dağlar. Buyuten evler. Evler edin. Beyt, buyut. Beyt ev demektir. Buyut evler demektir. Ve mine ağaçlardan ve mimme yarişun ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. <laughs> Burada batın kelimesinin çoğulunu göreceğiz. Allahu Teala buyuruyor ki: "Yahlukukum o sizi yaratır. Yahluku yaratır kum sizi fi <fî> butuni batınlarında karınlarında ümmehatikum analarınızın yani burada ümmehat da aslında cem ee, Allah analarınızın karnında sizi yaratır halqa min ba'di halk bir yaratılıştan başka bir yaratılışa halk yaratmak anlamında ee, ve Halk şeklinde kullanıldığında mahlukat anlamına da gelebiliyor bu ve Türkçe'de partilerden birinin isminde bu vardır Halk partisi dedi, dediğimizde e, şu kelimedir Halk İşte Allah e, analarınızın karnında bir yaratılıştan başka yaratılışı sizi yaratıyor fi zulümetin karanlıklar içinde felsin üç üç karanlık içinde yaratıyor Burada aslında zulümat da çoğuldur. Ama zulümat e, Cem-i müennes Salim olarak gelmiştir. Zulmetun, karanlık demek. Zulümat, bunun çoğulu. Diğer ayet. Vel gamar, aya gelince gaddar onun için takdir ettik. Menazil, menziller. Konak. Menzil ev demektir. E, konak anlamına da geliyor ve bunun çoğulu menazil şeklinde gelmekte. Kamer ay anlamında. Yeryüzünde Allahu Teala yarattığı bazı şeylerle alakalı şöyle bildiriyor. Vacalena fiha orada yeryüzünde meydana getirdik. Minnahi cennatin cennetler cennet gibi böyle bağlar. Ama Min nakhilim ve anep, nahil hurma, anep üzüm. Hurmalardan, üzümlerden cennetler yani bağlar, bahçeler meydana getirdik. Ve ne fışkırttık. Fihe orada minel uyuni, ayın e, göz, göz demektir. Aynı zamanda pınar demektir. Burada pınarlar anlamında. Yani Türkçe'de de nasıl ki yer, yer kelimesi yeryüzü anlamında da kullanılıyor. Yemekten emir olarak veya yemekten işte o kişi yiyor anlamında yer denilebiliyor. Arapçada da bu tür kelimeler var. Ama çoğul halinde ayın göz anlamında kullanılırsa çoğulu ayun geliyor. Pınar anlamında kullanılırsa çoğulu uyun olarak geliyor. Efelem yesiru fil ardı. yeryüzünde dolaşmadılar mı? Fetekune lahum gulubun ta ki kalpleri olsun yakilune biha akledecek. Ta ki akledecek kalpleri olsun. Burada gulub kalp kelimesinin çoğulu. Ev azanun veya kulakları olsun yesmaune biha işitecekleri. Azan üzün e, kulak demektir. Ee, bunun çoğulu ezan olarak gelmektedir. Ezanı da kulakla işitiyoruz ya oradan bir bağ kurulabilir. Fe la ta'mel gerçek şu ki gözler kör olmaz. La ta'me ama ama olmak. Ama Türkçe'de kullanıyoruz. Burada fiil olarak kullanıldığından ta'me olarak geldi. La olumsuz yaptı. La ta'me kör olmaz el ebsaru gözler. Basar göz, ebsar gözler. Velakin tamel gulub kalpler kör olur. Elleti ki o kalpler fis sudur sinelerdedir. Sinelerdeki kalpler kör olur. Yani asıl körlük bu gözün görmemesi değil, kalbin gerçekleri görmemesidir. Burada ulema ve ibad iki tane farklı çoğul görmekteyiz ibad kelimesi işte kullar anlamında, ulema alimler anlamında. Ayet şöyle diyor. İnneme Allah'tan korkar min ibadihi kullarından el ulema u alimler. Toparlarsak kulları içinde Allah'tan ancak alimler haşyet duyar, ürperir. Burada Abd kelimesinin çoğulu ibad, alim kelimesinin çoğulu ulema. Ve ulema Türkçe'ye yabancı bir kelime değildir. Ve burada da devamındaki aldığımız ayette kefara, fecara kelimelerini göreceğiz. Uleike işte onlar. <laughs> Humul kefaratul fecara. Bunlar kafir, facir olanların ta kendileridir. Kefara, Kafir kelimesinin çoğulu. Fecara, facir kelimesinin çoğulu. Aslında Kur'an'da yok ama mesela talebe dediğimizde Arapça bir kelimedir. Ee, öğrenciler demektir. Talebe, e, talip kelimesinin çoğuludur. Talip bir öğrenci. Talibeni iki öğrenci. E, tullabun çoğul veya bu talebe şeklinde de gelebilir. Talebetun talebeler öğrenciler. Vellezina men yu'melu salihati <Sessizlik> iman eden salih amel işleyenler için bakın burada salihat e, ıı, salihatun salihatun şeklinde iman eden salih amel işleyenler için lahum mağfiratun bir mağfiret var ve ecrun kebir çok büyük bir ecir mükafat var. Vellezina yemkurun seyyiatim <Sessizlik> Burada da seyyiye kelimesinin çoğulu Seyyiye, kötülük Seyyiat, kötülükler. Velezine yemkuruna seyyate sinsice kötülükler tasarlayanlara lahum azabun şedid onlara çok şedit, çok şiddetli bir azap var. Şedid şiddetli Türkçede var. Azap azap şeklinde Türkçede kullanmaktayız. Allahu Teala bir başka ayette şöyle bildirmekte. Vallahu halakakum min turab. Allah sizi topraktan yarattı. Summen min nutfe, sonra nutfeden. Summe cealakum ezvace, sonra sizleri ezvaç kıldı. Zevç kelimesinin çoğulu. Yani eşeyli, erkekli, dişili yaptı. Burada ezvaç işte zevç kelimesinin çoğul, çoğulu olarak geldi. Diğer ayette ya eyyühen nas ey insanlar entumul fukara ilallah. Sizler Allah'a fukarasınız. Yani Allah'a muhtaçsınız. Türkçede fukara kelimesi kullanılır. Fakir fukaraya yardım falanca fukaradan birisidir gibi bu gibi ifadelerde kullanılır. Dolayısıyla mana olarak bu bize zor bir mana değil. Ya eyyühen nas ey insanlar entum bu bir zamir. Zamirleri daha önce görmüştük. El fukara siz fukarasınız. İlallah Allah'a. Siz Allah'a muhtaç kimselersiniz. Ve mâ yeslevil Diriler ve ölüler bir olmaz. Burada ahya emvat. Ahya hayatta olanlar, diriler, emvat ölüler. Ve gerçekten de Hayat, Türkçe'de kullanılan bir kelime. Mevt, ölüm ee, ve bununla alakalı meyit, Türkçe'de kullanılan kelimeler. Emvat da e, bunun çoğulu, ölüler anlamında. Bunlar meyestevi, müsavi değildir. İsteve yestevi, müsavi olmak bir değildir. yusmi umen yeşâûn, Allah dilediğine işittirir. Ve ma anta ey peygamber sen değilsin menfil gubur kabirlerde olana işittirecek değilsin. Burada konumuzu örnek olan kelime el gubur. Kabir kelimesinin çoğulu gubur olarak gelmekte. Kabir kelimesine aşinayız ama gubur derken aynı kökten bir kelime. Bunu da rahatlıkla çıkarabiliriz. Câethum rusuluhum bil beyinâti ve biz zubur ve bil kitâbil münir. Önceki kavimlere gelen peygamberlerle alakalı bir durum. Câethum rusuluhum. Onlara elçileri gelmişti. Bil beyinâti. Beyinat ile mucizelerle. Ve biz zubur sahifelerle. Ve bil kitâbil münir. Aydınlatıcı kitapla. Burada rusul, rasul kelimesinin çoğulu. Beyinat, beyine kelimesinin çoğulu. Zubur, bir yönüyle zebur kelimesinin veya benzeri bir kelime olabilir. Onun çoğulu. Ve rusul, cemi Mükeser olarak gelmiş. Zubur, cemi Mükeser olarak gelmiş. Beyinat ise cemi Müennes salim kalıpla gelmiş. Huvellezi o Allah cealekum sizi kıldı. Halâife, Halifeler kıldı. Halife kullanıyoruz. Ee, i̇şte e, Halife Ömer diyoruz. Halife Osman diyoruz. Osmanlı halifeleri diyoruz mesela. Ee, bunun çoğulu Haleif geliyor. Halifeler. Fil ardı yeryüzünden. Yani Allah sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Sizi yeryüzünde halifeler kılan Huve işte odur. Böylece e, bu dersimizde cem konusunu, çoğul konusunu bir bütün olarak görmüş olduk. E, Kur'an-ı Kerim'in hemen her yerinde bolca bunların örneklerini görebiliriz. Dolayısıyla ana hatlarıyla konu anlaşıldığında artık geri kalan e, okuduğumuz Kur'an'da bunları fark etmeye çalışmaktır. Dikkat edilirse kolaylıkla fark edebileceksiniz.